Pandemide kapanma süreleri bizim gidişatımıza el freni olan bir uygulama. Gerçekten de tüm vakalarımızı ve hastane yoğunluğumuzu aynı zamanda sistemin taşıyabileceği şekilde hızlı bir şekilde düşüş gerçekleşiyor. Bizim vaka sayılarına yansıyan Kayseri'de kapanma sürecinin vaka sayılarına yansıması yaklaşık %70 civarında düşüşle gerçekleşti. Şu an hastaneye yansıma oranımız ise %50 gibi. Tabii bu süreç devam eden bir süreç olduğu için bizim vaka sayılarındaki düşüşümüz 10 gün sonra hastaneye, ondan bir 10 gün sonra yoğun bakıma yansıyor. Dolayısıyla ne kadar yoğun bakımdaki hastamız az olursa da bu işte mortalite de o kadar azalıyor. Önümüzdeki günlerde bakanlığımızın açıklamış olduğu 100 binde vaka sayısı şeklinde de orada da bu gözlemlenecektir. Bu tamamen gidişata bağlı. Biz çok faktörlü bir durumdan bahsediyoruz. Bir virüsün yapısından kaynaklı mutasyona uğrayıp uğramaması burada önemli oluyor. İki, toplumsal immünizasyonu sağlamak için yapmış olduğunuz aşılamanın toplumsal immünizasyonu oluşturma yüzdesine göre de değişiyor. Aşılama ne kadar fazla yapılabilirse, toplumsal bağışıklık ne kadar çok oluşturulabilirse, o kadar çok kapanmayla ilgili kısımlar ikinci plana kalacaktır. Yani önlem almaya gerek kalmayacak, sistemin tartabileceği ve insanların bu hastalıktan muzdarip olmayacağı şekilde bir aşılama gerçekleştirdiğimiz zaman, önümüzdeki süreçte ışığı çok daha net göreceğimizi düşünüyorum.